LGS son 124 gün kaldı. Çalışmamıza devam ediyoruz ve bugün sizinle beraber zaten çok güzel bir yorum geldi. Onu cevaplarken netlerimizi nasıl arttıracağımıza bakacağız. Günün sözüyle başlıyoruz. Winston Churchill demiş ki, başarı kazanmak yolun sonu değil. Başarısızlık da dünyanın sonu değildir. Hatalarını düzeltmeye çalışmak esas olandır demiş. Gerçekten de bizim yapmamız gereken sürekli denemelerde, testlerde, derslerde yapmamız gereken bu hatalarla mücadele, hataları düzelterekten İyi, daha iyisini yapmaya çalışacağız diyoruz. Winston Churchill'in ne kadar Dünya Savaşları'nda garip grup kararları olsa da çok güzel bir sözü varmış gerçekten de. Günün yorumuna bakıyoruz. Ceylin Lara demiş ki, hocam matematiğe ağırlık verince fen ve Türkçe kötü çıkıyor. Ne yapmalıyım? Aynı şey bana oldu diyordu. Ben de üniversite sınavında çalışırken, fen lisesi sınavında çalışırken aynı şeyi yaşadım. Matematiğe yükleniyorsun veya fene yükleniyorsun. Bir anda diğerleri patır patır, ya hep full çıkardığın Türkçe, hep bir yanlış yaptığın Türkçe dört yanlışa çıkıyor. Neden böyle oluyor? Aşırı basit bir şey. Çünkü insan beyni bir şeye odaklanınca aslında diğerlerini es geçiyor. Bu tamamen beyinsel bir faaliyet öyle olarak düşünmemiz gerekiyor ve doğru analizler yapmamız gerekiyor. Yani yapmamız gereken şey, eyvah benim Türkçem mi kötüye gidiyor? Hayır, öyle bir şey yok. Türkçen kötüye gitmiyor. Sen sadece bir şeye odaklanın. Bundan sonra buna odağını, bunu düzeltmek için kullanıyorsun. Mesela diyelim ki matematikten şu anda 7 net yapıyorsun, sallıyorum. Bunu düzeltmek için çabaladın, sarf ettin, bütün gücünü verdin, 15'e çıkardın diyelim, gayet iyi çalıştın. Ama bu sırada bir anda Türkçe netin işte 19 yapıyorken bir anda 15'e, 14'e düşmeye başladı. Normal bir şey bu. Mesela fender 19 yapıyorken 13, 12 falan düşmeye başladı. Normal bir şey bu. Çünkü sen artık buna odaklandın. Şimdi ondan sonra buradaki çalışmanı hafiflettiğin zaman ve her şeyden eşit düzeyde çalıştığın zaman göreceksin ki zaten bunlar da eski seviyelerine gelecek. O yüzden hiç endişe etmemize gerek yok ve yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, eğer ben fenden 19'dan 13'e böyle garip bir şekilde düşüyorsam hangi konulardan eksik olduğumu çıkartıp veya Türkçeden hangi konulardan eksik olduğumu çıkartıp deneme analizlerini yaparaktan da eksik konularımı hemen toparlamam gerekiyor. İlla sadece matematik bizi kurtarmayacak. Unutmayalım, 4 katsayıları çok dikkat edelim diyoruz. Günün kitabına bakalım. Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali'nin gerçekten de Türk Edebiyatı'nın önemli romanlarından bir tanesi. Ve bizim hem Sabahattin Ali'nin romanlarına alışmamız, onun dilini algılamamız ve onun üslubunu, üslup kelimesi çok soruları sınavlarda onu söyleyeyim, üslubunu öğrenmemiz açısından çok önemli ve mantık muhakeme sorularında da bize çok yardımcı olacak. Dikkat ediyoruz. Günün okuluna bakalım. Yaşar Acar Fen Lisesi İstanbul'da 482 puanla giriliyor ve 0.84 dilimde alıyor. Ve 2019'da gerçekten 47 tane tıp ve 21 tane mühendislik çıkardı. Çok başarılı bir okul. 4 yıl ve İngilizce okulan bir okul. Günün kaynağına bakıyoruz. LGS nutuk denemeleri Türkiye'de alanında bir ilk. İlk defa Tonguç Akademi olarak bu kitabı çıkardıktan sonra zaten birçok yayında bunun gibi kitaplar çıkarmaya başladı. Çünkü LGS Nutuk dediğimiz, aslında Nutuk dediğimiz kitap Atatürk'ün en önemli eseri diyebiliriz. Ve içinde yeni nesil sorular var. Yine infografik, görselli soruların yanında. Aynı zamanda tamamı Nutuk'tan alınmış ifadelerle hem Türkçe hem de inkılap tarihi ve Atatürkçülük konusunda, inkılap tarihi ve Atatürkçülük konusunda çok güzel sorulardan oluşuyor. Bununla da gerçekten de sınava muhteşem bir şekilde çalışmışız. 15 adet LGS denemesini yaparak burada da sınava hem Türkçe'de hem inkılapta çok güzel çalışacağız diyoruz. Günün sorusuna bakıyoruz. Asitler neyle birleşir, zaman tuzla oluşturur. Bunu yorumlara yazın bakalım ve aynı zamanda dürüst sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.